Arkadaşlar merhabalar. Evet, AYT Edebiyat Deneme Sınavına devam ediyoruz. Beşteyiz. Ve kaçıncı testimiz? 39. Bu S neydi arkadaşlar? Sınav. Değil mi? Evet, sınavın beşincisini yapıyoruz. Peki, başlıyoruz. Bir, İlahi için aşağıda hangi söylenemez? İlahi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Tekke tasavvuf edebiyatı. ha, Değil mi? Tekke. Tasavvuf. Peki. Genellikle koşma ve semai kalıbında yazılır. Doğru. Arkadaşlar neydi bu? Semai kalıbı 4 artı 4 eşittir 8. Hatırladık mı? Peki. Koşmaları da biliyoruz değil mi? 6 artı 5 eşittir 11 ya da 4 artı 4 artı 3 eşittir 11 de değil mi? Peki. Dörtlüklerden oluşur. Tamam. Söylemez. Dikkat. Özel bir ezgiyle söyledir doğru. Şol cennetin ırmağında karallah deyiyodu. Hatırlayın lütfen. Allah sevgisi işler, e, dini şiirdir tabii ki ilahi. Hazreti Muhammed'i övmek için yazılır olur mu? Allah'a yönelik olarak yazılır. Allah övmek için yazılır ki Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirlere ne deniyordu? Naat değil mi arkadaşlar? Peki. 2. İki. ikinci sorudayız. Yukarıdaki parça hangi türde? Hangi türde yazılmış bir yazıdan alınmış olamaz diyor. Gördüğün fotoğraflara göre biraz şişman. Biraz yorgun. Bir betimleme var değil mi arkadaşlar? Biraz hatları kalınlaşmış bir bedenle karşılaşırımı sanırken kapıdan bir ışık dalgası halinde toplu bir kuvvet ve hayal kaynağı ile birden gözlerim kamaştı. Arkadaşlar olay var, betimleme var, tasvir değil mi? Bakın burada tasvir ve olay var. Peki bu iki şey romanda olur, anılarda olur, öykülerde olur, gezi yazı yazılarında olur, anlatılabilir değil mi? Ama denemeler birer nedir? Fikir yazısıdır, düşünce yazısıdır. Dolayısıyla olay yer almaz. Cevap alınmış olamaz. Cevap denizde. Değil mi arkadaşlar? Nasıl muhakememiz? İyi değil mi? Yorumumuz nasıl? iyi değil mi? E arkadaşlar yorumla birlikte cevap ulaşırsanız doğruyu bulmanın mutluluğunu yaşarsınız. Değil mi? Peki efendim. Son vapur elinde aydınlık sopasıyla yolunu arayarak ve bununla karanlıkları iterek geliyordu. Bu cümlek söz sanatının özdeşi aşağıda hangisine vardır arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Peki ne var burada bakalım. Son vapur elinde karanlık sopasıyla. Karanlık sopasıyla. Pardon aydınlık sopasıyla. Herhalde lambalar kastediliyor. Yolunu arayarak ve bunu da karanlıkları iterek geliyor. Karanlıkları itiyor arkadaşlar. Yapıyorsa itme işi insana özgüdür. Ama burada vapur yapıyor. Burada bir istihare var arkadaşlar. İstihare. Hatta istiare nesi var arkadaşlar? Kapalısı var. Kapalı istihare var. Değil mi arkadaşlar? Peki. Yani zayıf unsur söyleniyor. Peki. Hangisi var? Bulutlar dağın yamacı gözyaşlarını bıraktı. Aa, arkadaşlar bulutlar gözyaşlarını bıraktı yamaca. Burada da aynısı var. Burada da kapalı istiare var. Kapalı istiare var arkadaşlar. Zayıf unsur söylenmiş. Niye? Çünkü gözyaşı yönüyle insan daha güçlüdür. Peki. Köyler ufka dizilen tozlanmış bir ailesi. Burada benzetme var. Bu değil. Şurası dursun bakalım. Şakaklama kar mı yağdı de var. Aa arkadaşlar ya kar. Beyaz saçlar kastediliyor. Burada da istihare var. Ama bu nedir? Açık istihare arkadaşlar. Açık istihare. Peki. Ne güç bir ağaç misali meyve, meyve verebilmek. Evet arkadaşlar. Ağaç bir misali. Burada benzetme var. Gidiyorum. Gurbeti gönlümde duya duya burada yok. Arkadaşlar cevap çıktı. Adana'dır. Peki, bu dizelerde başvurulan söz sanatı aşıkları hangisi diyor? Peki efendim, söylenmemiş aşkın güzelliğidir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Arkadaşlar, yarım bırakılmış şiir, söylenmemiş aşkın güzelliğine benzetiliyor değil mi arkadaşlar? Evet, söylenmemiş aşk en güzel aşktır. Yarım bırakılmış şiirler de böyledir en güzel şiir yazılmayan şiirdir der şairler. Peki burada ne sanatı yapıldı? Benzetme arkadaşlar. Peki benzetmenin diğer adı neydi? Burada var işte B de var. Nedir o? Teşbihtir arkadaşlar. Teşbih. Cevabımız çıktı. B'dir. Teşbihtir. Peki anlaşıldı. Efendim beşinci sorudayız. Haydi bakalım. Diyor ki sorumuz. Başarı hangisinde teşbih yoluyla abartma yapılmıştır? Arkadaşlar bu deneme sınavında evet edebi sanatlar fazlaya soruldu değil mi? Olsun öğreniyoruz arkadaşlar. Adı üzerinde neydi bu? Bunun adı ne? Deneme. Deneme sınavı yapıyoruz. Deneme sınavı değil mi arkadaşlar? Efendim kendimizi deniyoruz. Deneme sınavı. Peki güzel insanlar. Evet ne, yap, ne diyorduk? Teşbih yoluyla abartma yapılmış. Ben buldum gibi arkadaşlar. Nerede buldum biliyor musunuz? B'de. Nasıl buldum? Konukları için tepe gibi et yığdırmış. Bakınız tepe gibi et yığdırmış. Et tepeye benzetiliyor. Abartılı. Göl gibi kımız sağdırmış. Allah'ım yarabbim. Göl gibi kımızlar göle benzetiliyor. Değil mi arkadaşlar? Sağdırmış kıvıl sağlamış göl gibi. Benzetme var, var. Abartma var. Cevap çıktı işte. Bursa değerli arkadaşlar. Peki. Altıya bakalım mı? Bakalım. Altıya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki Türk destanı hangisi İslamiyet'ten önceki döneme ait değildir diyor. Hmm, İslamiyet'ten önceki döneme ait değildir. E bakalım. Süreyiş ya göç ya bozkurt ya ya evet köroğlu arkadaşlar köroğlu destanı değil mi kaçıncı yüzyıl 15. yüzyıl köroğlu tarafından yazılmış değil mi cevap nedir edir nedir edir ne arkadaşlar halk edebiyat dönemine aittir peki diğerleri Efendim Uygur, Göktürk falan değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet diğer arkadaşlar. Evet burada neler gör? Her şeyleri söyleyelim isterseniz. Şu ikisi Göktürklere aitti değil mi? Şu ikisi de nereye aitti? Uygurlara ait idi. Aşağıda hangisi halk edebiyat özelliklerinden değildir? Halk edebiyat özelliklerinden. Hmm. Kafiye genellikle yarım kafiye. Doğru. Nasıl biri mi dört yok? E bu da doğru. Divan şiir tarzında da ürünler var. Ev var arkadaşlar. Demiştik ya halk şairle bir kısmı keferi falan mesela Ertuğrul Emrah'ta da görüyorduk bunu arkadaşlar. Divan edebiyat şairle etkilenmişler demiştik. Aruzada da şiirler yazmışlar. Peki sözü bir geleneğin devam niteliği. E, doğru İslam Türk edebiyatının edebiyatın devam niteliği demiştik halk edebiyatı için. Parça güzelliği esas alınmıştır. Yo, parça güzelliği divanda. Burada ise bütün güzelliği var arkadaşlar. Bütün, bütün. Evet, o zaman cevap Edirne. Niye? Özelliklerinden değildir diyor da onun için. Peki. Sekizdeyiz değerli arkadaşlar. Sekize bakalım. Efendim bu parça anlatılmak istene göre boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi atla gelmelidir diyor. Bakalım neresi boş bırakılmış. Yunanlar milattan önce. Ha, milattan önce bakarız. Ve kaçıncı yüzyıl? 9. yüzyılda yaşadığı varsayılan falan falan destanları. O destan, destan, destan. Hadi bakayım destan deyince aklına kim gelecek? Hadi arkadaşım bir sanat eseri olduğu kadar bir kültür hazinesi olarak kabul ediliyor. çocuklara ve gençlere şiir, din, ahlak, tarife ve benzer bilgiler hep bu destanlar yoluyla öğretilmiş arkadaşlar. Evet, özellikle şuradan dolayı ben iki kelimeye ulaştım. Nedir o iki kelime biliyor musunuz? Özellikle bu bilgiler de, bu destanlar üzerinden anlatılıyor, anlatıyorlar. Nedir o biliyor musunuz? İlyada ve Odüsea. Evet Odüsea arkadaşlar. Peki bu iki destanı kim derlemişti arkadaşlar? Homeros. Evet bak yazmışı demiyorum derlemişti. Peki bak ne diyoruz? Kültür kabul ediliyor. Efendim bunu derlemeden bahsedilmemiş olsun. Biz cevap B diyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıya hangisi divan şiirin belirleyici özelliklerinden biri değil diyor. Ha, divan şiirinin özelliklerinden biri değil. Bakalım. Mazmun dilinden kalıplaşmış duygu ve tasarım var. Mazmunlar var. Değil mi? Peki. Bir övünme, böbürlenme ya da övme ve abartma, kısacası gösteriş ve gurur. Evet, var. Överler kendilerini. Hatta kendilerinden bahsederken sonda efendim yüceltirler biz o beyte ne diyorduk arkadaşlar? Şairin adını geçti o beytlere. Ne diyorduk? Taş beyt diyorduk. Bravo. Evet. İçten duyguda ve doğal hayallere geniş yer verilmesi. Aaa doğal hayaller. Dursun bakalım burası. Bütün güzelliğine parça güzelliği. E doğru. Divan. Tamam. Kullanan kelimelerin eylemler dışında genellikle yabancı olması. E doğru arkadaşlar. O da Doğru. Peki. Doğal hayaller mi var? Yoksa arkadaşlar kalıplaşmış hayaller mi var? Değil mi? İçtenlik yoktu arkadaşlar. Kendini ifade edemiyordu şair. Cevap Ceyhan. Tamam arkadaşlar. Niye? E çünkü klasik etkiler var arkadaşlar. Divan edebiyatı, divan şiiri klasik şiir ve klasizmin özellikleri de vardı onlarda değil mi? Peki. 10. On. Evet ona geldik arkadaşlar. Baya iyi. Tamam. Yukarıda söz edilen bakale ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değil mi arkadaşlar? Bakın aşağıdakiler hangisi? Peki. Tanzimat döneminde yazılan bu bakalede yazar o zamana kadar ki şair ve yazarların dili kullanıştaki tutumlarını yerer. Evet yermiş şairleri, Arap ve İran şairleri taklit eden melez bir şiir oluşturmakla suçlar. Suçlar fakat kendisi de bir süre sonra divan şiiri antolojisi sayılabilecek bir eser. Evet arkadaşlar. Ben bunu buldum. Evet arkadaşlar. Bu eser hangisi biliyor musunuz? Şiir ve inşa arkadaşlar. Kimden söz ettik? Ziya Paşa'dan söz ettik. Değil mi? Evet. Cevabı çıktı mı? çıktı. C'dir değerli arkadaşlar. Değerli gençler hadi bakalım. 11. sorudayız. 11. soruyu da halledelim. Hallederiz evvel Allah. Biz bu donanıma sahipken hiçbir soru kaçmaz elimizde. Hangisi diyor aşağıdakiler 11. soru. Hangisi? Heceyle yazılmış çocuk şiirleri toplandığı kitap. Kime ait arkadaşlar? Heceyle yazılmış çocuk şiirleri. Evet kim geliyor aklımıza? Tevfik Fikret geliyor değil mi arkadaşlar? Peki cevabımız çıktı mı? Çıktı Adana. Peki. Haluk'un defteri Aruz yazılmış zaten. Hiyali zaten Ahmet Haşim'in. Mürit Kasidesi zaten şeyin nedir o? Namık Kemal'in. Efendim e, ve Aruz yazılmış. Mübaviş Kesseli'ye Tefiketin ama Hece'yle yazılmış değil arkadaşlar. Peki. 12. Aşırı sanatçıları hangisi? Serif Ulu'nun döneminde yaşadığı halde. Ha, bu dönemde yaşadı Serif Ulu'nun. Bu topluğa katılmamış. Anladım. Ondan aksine sade dille hece ölçüsü şiirler yazmış. Ha, hece ölçüsü şiirler yazmış. Bakalım kimmiş bu arkadaşlar. Efendim. Evet. Bulduk arkadaşlar. Mesela Mehmet Akta hece yok hiç. Tefik'te bir yerde vardı. Efendim. Ama dili sade denemez. Namık Kemal zaten sert Fuluncu değil. Yahya Kemal zaten değil. Ve kimdir o? Mehmet Emin yurda kul arkadaşlar. Evet. Onlara katılmamış. Peki ne, o, ne yapmış? milli edebiyatçılar arasında yer almış değil mi arkadaşlar? Milli edebiyatçıdır. Mehmet Emin Yurdakol. Peki değerli arkadaşlar. 13. Boş bırakılan yere aşağıdakiler hangi sırasa getirilmeli? Hmm. Yakup Kadri falan adlı eserinde halk aydın çatışması. Arkadaşlar halk aydın çatışması deyince benim aklıma hemen ne geliyor biliyor musunuz? Yaban geliyor, yaban. Evet. Halk Çatışması'nı dıt eserine Tanzimat'a Birinci Dünya Savaşı'na kadar yetişen üç kuşağın farklılığını anlatır. bu üç kuşak nerede var biliyor musunuz arkadaşlar? Kiralık konakta var. Kiralık konakta var arkadaşlar. Peki yaban ve kiralık konak nerede yer alıyor? C'de yer alıyor. Tamam mı Evet değerli arkadaşlar cevap C çıktı Aşağıda hangisi İsmail Gaspıralı ile aynı edebiyat içinde yer alır ha. İsmail Gaspıralı Kırım Bravo Kırım 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 e, Kırımlı olan hangisi meşhur Cengiz Dağcı arkadaşlar Denizli Tamam mı Evet bu da geçelim mi geçtik bile 15, 16, 17 yok. Ve testin sonuna gelmiş görünüyoruz. Efendim. Parnas'ın bakımıyla ilgili değildir diyor. Parnas'ın. Realiz bir şey görünümdür. E, doğru. Kişiler duygular ya da doğa görünümleri ve felsefi düşünceler. E, var arkadaşlar. Hatta mitolojiye kadar bile gitmişler. E, var. Hristiyanlık mucizelerinden falan faydalanmışlar. Var burada. Güzel biçimler efendim kusursuz değil dış müzik önemli sayılmış evet evet tamam açık ve gerçekçi evet tamam peki parnasım. yani bir ne demiştik realizmin ve hatta naturalizmin şiirdeki yansıması demiştik değil mi biz bunlar için Türkiye'de bir hatta garipçiler olmaz garipçiler olur mu arkadaşlar? cevap Edirne. Edirne değerli arkadaşlar. Evet. Bizde Parnasyan daha çok kimdi? Tevfik Fikret ve Şurekası değil mi arkadaşlar? Evet Tevfik Fikret. Peki burada. 16. Kırım'da doğmuş. Ha. Çocukluğu Rus emperyalizmin zulmü altında geçmiş. Ha. Evet. Bak Kırım'ı yakaladık. Efendim zulüm. Rusların zulmüne uğramayan yok ki oralarda. İlk öğrenimini köyünde yapmış. Orta öğrenim bitirdikten sonra Kırım pedagoji entüsüne girmiş. Alman Rus Savaşı'nda bulunmuş. Alman Rus Savaşı. Şurada bir anahtar ifade. Kırım Türklerin acılı yaşamını kendi hayatı içinde Hayat etrafını anlatır. Efendim gurbeti ve hasreti yaşayan sanatçı olarak bilinir. Onlar da insandı. O topraklar bizimdi. Kimdi bu arkadaşlar? Tabii ki Cengiz Dağcı arkadaşlar. Cevap Edirne. Bir testin sonuna geldik. Arkadaşlar bitirdik. Yeni bir testte buluşacağız inşallah. Ondan önce yapmamız gerekenler. Paylaşıyoruz testleri ve videoları paylaşıyoruz. Efendim takipçimiz çok olsun istiyoruz. sizinle aynı başarı gösterdik hepsi. Biz başarıda yarışıyoruz arkadaşlar. Başarısızlıkta değil. Efendim sizi özleyeceğiz. Görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar hoşçakalınız.